Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde alkanların kimyasal özelliklerine devam edeceğiz. Daha önceki dersimizde alkanların kimyasal olarak vermiş olduğu yanma tepkimelerini işlemiştik. Bugünkü dersimizde ise alkanların halojenlerle yer değiştirme tepkimelerine yer vereceğiz kıymetli gençler. Alkanlarda bulunan karbon-hidrojen bağının enerjisi yüksektir. Karbon-hidrojen bağının enerjisi 414 kilojoule bölü moldür. Bu nedenle de bu bağ zor kopan bir bağdır. Alkanlar tepkimeye girmeye isteksizdirler. İstekli değiller tepkimeye girmeye. Bu nedenle de az etkinleşen adında yani parafinler adını almaktadırlar kıymetli gençler. Alkanlar asit ve bazlarla genellikle tepkime vermezler, veremezler. Alkanların tepkimelerine baktığımız zaman yanma tepkimesi verdiklerini ve halojenlerle de yer değiştirme tepkimesi verdiklerini görmekteyiz. Yanma tepkimelerini daha önce işlemiştik. Şimdi de alkanların halojenlerle yer değiştirme tepkimelerini hep birlikte işleyelim. Bildiğiniz gibi bizim temel halojenlerimiz flor, klor, brom, iyot gibidir. Bunlardan flor, klor, brom gibi halojenler alkanlardaki hidrojen atomuyla yüksek ısının etkisiyle ya da ultraviyole güneş ışıklarının etkisiyle yer değiştirebilirler. Bunun sonucunda alkil halojenürler oluşmaktadır. Yani alkanlarda bulunan hidrojenin flor, klor ya da bromla yer değiştirmesi sonucunda alkil halojenürler oluşmaktadır. Yer değişimi eğer klorla gerçekleşiyorsa buna klorlama adı, eğer brom ile gerçekleşiyorsa bromlama adını almaktadır. Florla yer değiştirme tepkimesi çok tercih edilen bir tepkime değildir. Çünkü patlayarak florla tepkime vermektedir. Evet tepkime veriyor ama bu patlamalar şeklinde gerçekleşiyor. O yüzden genellikle klorlama ve bromlama işlemleri ne yapılmakta tercih edilmektedir kıymetli gençler. Hemen bakalım. CH4 bizim ilk alkanımız, metan alkanımız. Ne yapıyor? Klorlama yapılıyor. Isının ve ışığın, yüksek ısı ya da ışık gerekiyor bunun sonucu, bunun gerçekleşebilmesi için. Ne yapıyor? Şurada 3 tane hidrojen kalıyor CH3'ümüz. 4. hidrojenimizin yerini kim alıyor? Klor alıyor. Buradan çıkan hidrojenle buradan çıkan klorun diğeri birleşerek hidroklorik asiti oluşturuyorlar. Demek ki bu ortamda hidroklorik asit de ne yapıyor? Oluşuyor kıymetli gençler. Bakın bu CH4'tü. CH3 oldu artık. 4. hidrojenin yerini klor aldı. O zaman CH3 klor oluştu. Buna da alkil halojenür adını veriyoruz. Bu metil, şuradaki yapı metil. Bu da klor olduğu için metil klorür adını ne yapmaktadır? Almaktadır. Sonuçta hidroklorik asit de oluşmaktadır. Kıymetli gençler buna klorlama, klorla reaksiyon verdiği için alkanımız klorlama adı verilmektedir. Bunun için yüksek ısı ya da güneş ışığı gerekmektedir kıymetli gençler. Bu reaksiyonlar öyle pat diye bir aşamada gerçekleşen reaksiyonlar değildir. Zincir reaksiyonlardır. Yani birkaç aşamada gerçekleşen reaksiyonlardır. Dolayısıyla bu reaksiyonları 3 aşamaya ayırabiliriz. Birincisi başlangıç reaksiyonudur. İkincisi zincir reaksiyonlarıdır. Üçüncüsü ise tepkimenin durması sırasında gerçekleşen reaksiyonlardır. Öncelikle başlangıç reaksiyonuna bakalım kıymetli gençler. Biraz önce söyledik. Klorla klorun arasındaki bağ 242 kilojül bölü mol. CH4'teki karbonla hidrojenin arasındaki bağ ise 414 kilojül bölü moldür. Bu bağ daha kuvvetlidir, daha yüksek enerji istemektedir. Kopmak için daha yüksek enerji istemektedir. Bu bağı ise koparmak daha kolaydır. Dolayısıyla klorla klor arasında bulunan bu bağ en başta yüksek ısının etkisiyle ya da ışığın etkisiyle kopar kıymetli gençler. Bunun sonucunda klor 2'deki klorlar birbirinden ayrılırlar. Herkes de kendi elektronlarını alarak ayrılır. Dolayısıyla bunda bir elektron açıkta kalır, bunda da bir elektron açıkta kalır. Yani eşlenmemiş elektrona sahip olurlar. İşte bu şekilde eşlenmemiş elektron bulunduran yapılara biz radikal adını vermekteyiz. Ve bu tür eşlenmemiş elektronu bulunan radikaller çok aktif maddelerdir. Gördükleri her maddeye saldırırlar, gördükleri her maddeyle tepkimeye girmeye çalışırlar kıymetli gençler. O zaman şuradan hemen bakalım. Klor-klor bağı ısı veya ışığın etkisiyle kopar. Ve bunun sonucunda çok aktif olan klor radikalleri ne yapar? Oluşur. Bu bizim başlangıç reaksiyonumuzdur. Yani başlangıç reaksiyonumuzda klorla klor kopuyor. Klor radikalleri yani eşlenmemiş elektron bulunduran klor atomları, klor atom değil de radikal diyelim buna, klor radikalleri ne yapmış oluyor? Oluşmuş oluyor. Daha sonra eşlenmemiş elektron bulunduran çok aktif olan bu klor radikali CH4'te mesela ne yapıyor? CH4'e saldırıyor. Bir saldırı gibi düşünelim. CH4'e saldırıyor. CH4'teki hidrojeni kendine çekiyor. Çünkü karbonun elektronegatifliği düşüktür. Klorun ise elektronegatifliği karbona göre çok daha yüksektir. Dolayısıyla diyor ki ver bakayım o hidrojeni sen bana. Ben senden daha aktifim diyor karbona. Ve onun bir hidrojeni çekerek kendisine
alıyor kıymetli gençler. Bunun sonucunda klor radikalimiz hidroklorik asite dönüşüyor. Buradaki CH4'ümüz ise bir hidrojenini kaybetmiş olarak CH3 şeklinde, aynı zamanda hidrojen elektronunu da alarak gidiyor. Kendi elektronunu da alarak gidiyor. CH3'ümüzün dolayısıyla bir tane elektronu eşleşmemiş olarak orada dımdızlak kalıyor kısacası kıymetli gençler. Ve bunun sonucunda CH3 radikal pozisyonuna geçiyor. Buna metil radikali adını veriyoruz. Yani artık aktifliği yüksek olan ve herkese saldırmaya çalışacak olan kimdir? CH3 radikalimizdir. Bunun üzerine CH3 radikali klora saldırmaya başlıyor. Cl2 atomlarına, moleküllerine saldırmaya başlıyor. Ve buradaki klorlardan bir tanesini kopararak kendisine alıyor. Ve CH3Cl, yani metil klorür adını verdiğimiz yapı oluşuyor. Ve bunun sonucunda buradaki diğer klor, klorun biri buraya geçti. Diğer klor radikal olarak ne yaptı? Açıkta kaldı kıymetli gençler. Ürün olarak da metil klorür ve klor radikali oluştu. Bakalım bu metil klorür nerelerde kullanılıyor? Metil klorür CH3Cl olarak bilinmekte ya da monokloro, bir tane klor olduğu için monokloro metan olarak ne yapılmakta? Adlandırılmaktadır. Yani metanın bir klor almış hali monoklorometan olarak ya da metil klorür olarak adlandırılmaktadır. Bu yabani otları öldürmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda buzdolaplarının içerisinde soğutucu gaz görevi için kullanılmaktadır. Silikon polimerlerin elde edilmesi için de gene kullanılmaktadır. PVC yapımında falan bu gibi şeylerde silikon polimerlerin elde edilmesi için de ne yapılmakta? Kullanılmaktadır metil klorür. Fakat bu reaksiyon durmadı. Zincir reaksiyon olarak devam ediyor. Hala daha ortamda eğer klor varsa, ısı devam ediyorsa, ışık etkisi varsa bu sefer de metil klorür tekrar klorlanıyor ve tekrar bir klor daha alarak CH2, yani bu bir hidrojen kopuyor, CH3'tü, bir hidrojen kopuyor, CH2'ye dönüşüyor ve o hidrojenin yerini tekrardan diğer klor alıyor. Klor sayısı 1 iken klor sayısı 2'ye yükseliyor. CH2, Cl2, diklorometan oluşuyor ve burada kalan gene klorun diğeri buradan kopan hidrojenle birleşerek HCl adını vermiş olduğumuz yapıyı hidroklorik asidi ne yapıyor? Oluşturuyor. Yani buradan bir klor metilin yapısına katılırken metilden de bir hidrojen çıkıp burada diğer kalan klorla birleşip HCl'yi ne yapıyor? Oluşturuyor. Şimdi bakalım diklorometan nerede kullanılıyor kıymetli gençler? Diklorometan da aerosollarda itici gaz olarak, yani böcek spreyleri olabilir, bu parfümler olabilir, bu ve benzeri şeylerde itici gaz olarak kullanılıyor. Tabii parfümlerde kullanılmaması daha iyi olacaktır. Vakti zamanında kullanmışlar parfümlerde, buzdolaplarında falan. Ama daha sonra zararlı olduğu anlaşılınca bunlardan vazgeçilmiş kıymetli gençler. Çünkü toksik bir etkisi bulunmaktadır. Suda da az çözünen bir maddedir bu madde. Metal tekstil, fotoğraf filmi üretimi, mürekkep üretimi ve kauçuk sanayisinde ne yapılmaktadır? Kullanılmaktadır kıymetli gençler. Bu şekilde diklorometanın da bir yapısı söz konusudur. Şuraya gelelim. Burada da kıymetli gençler tepkime durmuyor. Zincir tepkimemiz devam ediyor. Diklorometan, yani iki klorlu metan oluştu. Fakat orada bulunan klor ısı ve ışık etkisiyle radikale dönüşmeye ve buna saldırmaya devam ediyor. Dolayısıyla buradan gene bir klor gelip buraya katılıyor ve buradaki klor sayısı 3'e yükselirken klorun yerini aldığı hidrojen buradan kopuyor. Burada kalan diğer klorla birleşerek HCl'yi oluşturuyor. Yani buradaki klorumuz yine iki parçaya ayrılıyor şu şekilde. Ve klorlardan bir tanesi şuradaki hidrojenle yer değiştiriyor. Hidrojen gelip bununla birleşerek HCl'yi oluştururken bu da Cl3 olarak buraya ne yapıyor? Bağlanıyor. O zaman da CHCl3 oluşuyor. Gene hidrojenle klor yer değiştirdiler. Ne yaptı? Hidrojenimiz de geldi. Burada kalan diğer klorun yanında HCl'yi oluşturdu. CHCl3'ün yapısı triklorometan olarak adlandırılan bir yapı. Yani 3 tane klorlu metan olarak adlandırılıyor. Ya da kloroform adını almaktadır CHCl3 yapısı. Kloroform. Peki kloroform ne için kullanılıyor? İlaç ve boya sanayinde kullanılıyor. Çözücü madde olarak kullanılıyor. Ayrıyeten kloroformun bayıltıcı bir etkisi var kıymetli gençler. Dolayısıyla tıpta, anestezide ameliyatlar yapılırken hastayı bayıltmak için ne yapılmaktadır? Kullanılmaktadır. Kloroform adını verdiğimiz yapı kıymetli gençler. Zincir reaksiyonlarımız durmuyor. Ortamda hala daha klor varsa, ısı ışık varsa devam ediyor. Bu sefer de kloroform adını, yani trikloromethan yapımız klorla reaksiyona giriyor. Gene klorumuz radikalleri oluşturuyor şu şekilde.
Daha sonra ne yapıyor? Geliyor şuradaki hidrojene saldırarak bunu alıyor, hidrojeni ve HCl'yi oluşturuyor. Buradaki hidrojen eksikliği sebebiyle bu klor da gidip onun yerini dolduruyor. Dolayısıyla hidrojen buradan çıkarken hidrojenin yerini tekrar klor alıyor ve CCl4 yapısı, karbon tetraklorür yapısı ne yapmış oluyor? Oluşmuş oluyor. Bu da tetrakloro, yani 4 klorlu metan, tetraklorometan ya da karbon tetraklorür olarak adlandırılan CCl4 yapısıdır. Nerelerde kullanılmaktadır? CCl4 yanmayan bir maddedir. O yüzden yangın söndürücü olarak kullanılmaktadır. Fakat daha sonra zehirli toksik etkisi sebebiyle yangın söndürücülerde kullanılmasından vazgeçilmiştir. Zehirli olduğu için böcek ilacı yapımında kullanılmaktadır. Ayrıyeten karbon tetraklorür, sizlerin de hatırlayacağı gibi her tarafa bir klor bağlanmış şekilde böyle bir Lewis yapısı bulunmaktaydı. Dolayısıyla buranın elektronegatifliğini, burada buranın elektronegatifliğini yok ediyordu. O yüzden bu apolar bir molekül olarak karşımıza çıkıyordu. Apolar yapılıdır. Kuru temizlemede yağları çözmede kullanılmakta, suda da pek çözünmemektedir kıymetli gençler. Demek ki yeterince klor kullanılırsa metandaki bütün hidrojenler klorla ne yapabilir? Yer değiştirebilir kıymetli gençler. Yani hidrojenlerin tamamının yerini halojen alabilir. İlk önce CH3Cl, sonra CH2Cl2, sonra CHCl3, sonra da CCl4 oluşabilir. Bu şekilde bütün hidrojenlerin, metandaki bütün hidrojenlerin yerini klor atomları alabilir. Peki tepkime nasıl durur kıymetli gençler? Bu zincir tepkimeler sürekli olarak devam edecek. Ortamda radikal bittiğinde tabii ki tepkimeler de bitecektir. Yani klor radikalleri ya da CH3 radikalleri vardı ortamda. Bu radikallerin tamamı bitip de kararlı bir yapıya oluşup kendilerine bileşik oluşturdukları zaman tepkime duracaktır. Sonuçta tabii ki CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, yani bütün hidrojenler sırayla klorla yer değiştirip bu yapılar oluşabildiği gibi şöyle ürünler de oluşabiliyor az da olsa. Mesela CH3 radikali ile CH3 radikali birbirleriyle metil radikalleri birleşerek C2H6 yapısını ne yapabiliyorlar? Oluşturabiliyorlar. Bu da yan ürünü olarak az da olsa elde edilir. Gene klorla klor birbiriyle birleşerek Cl2'yi de oluşturabilirler. Bunlar da bu tepkimelerin sonucunda oluşan yan ürünlerdir. Şimdi de birkaç tane sorusu çözerek ne yapalım? Konumuzu bitirelim kıymetli gençler. Kloroform, yani CHCl3 ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? Metanın bromlanmasıyla oluşur demiş. Bu yanlış, çünkü burada klor var, brom yok. Dolayısıyla bromlanmayla değil, klorlanmayla bu oluşmaktadır. Bu ifade yanlıştır. İkinci ifadeye geçelim. Oluşması için ışık ya da yüksek ısı gerekir. Evet, bu reaksiyonlar yüksek ısı ya da ışık altında gerçekleşiyordu. Bunu zaten en başta söylemiştik. Tıpta bayıltıcı madde olarak kullanılır. Evet, kloroform bayıltıcı etkisi sebebiyle tıpta anestezi malzemesi olarak ne yapılıyordu? Kullanılıyordu. Bu da doğrudur. Apolar yapılıdır demiş. Hemen çizelim. Ne olacak? 3 tane klor bağlı olacak kıymetli gençler. Bir tane de hidrojen bağlı olacak. Şunu hidrojen yapalım. Bir tane de hidrojen bağlı. Çünkü CHCl3, bir tane hidrojen, 3 tane klor. Şunun elektronegatifliğini yok edebilir ama bunun elektronegatifliğini yok edemez. Dolayısıyla şurada klorun bulunduğu yer negatif yüklü, hidrojenin bulunduğu yer daha pozitif yüklü olacaktır. Dolayısıyla bu polar bir malzeme olur. Apolar bir malzeme olmaz. Polar yapılıdır. Apolar olduğu yanlıştır kıymetli gençler. Buradaki doğru ifadeler 2 ve 3 ifadesidir. Sadece 2 ve 3 doğrudur. Diğerleri yanlıştır kıymetli gençler. Çünkü maddemiz polar yapılıdır. Apolar yapılı değildir. Diğer sorumuza bakalım. C4H10 ve C8H18 molekülleriyle ilgili olarak yanma tepkimesi verirler. Bunlar görüldüğü gibi, hemen bakalım. CnH2n artı 2 formülüne uyuyorlar mı? CnH2n artı 2 formülüne uyuyorlar mı? C'nin yerine 4 koyuyorum. Koydum. 2 kere 4 8, 2 daha 10. C4H10 yapar. Birincisi uyuyor. İkincisine de bakalım. CnH2n artı 2'ye uyuyor mu diye bakıyoruz. En yerine 8 koyacağız bu sefer. Karbon 8 tane. 2 kere 8 16. 2 daha 18. C8H18, bu da uyuyor. CnH2n artı 2 alkanların formülü olduğu için bunlar alkandır kıymetli gençler. Böylece bunların alkan olduğunu ne yapmış olduk? Tespit etmiş olduk. Hemen birinci öncüle bakalım. Yanma tepkimesi verirler. Evet, alkanlar yanma tepkimesi verirler. Doğru. Yer değiştirme tepkimesiyle alkil halojenür oluştururlar. Alkanlar halojenlerle yer değiştirme tepkimesi vererek alkil halojenür oluşturabiliyorlardı. Bu da doğrudur kıymetli gençler. Yapılarında ikili bağ yoktur. Bu da gene doğru. Çünkü alkanların yapısındaki bağların tamamı tekli bağ olmalıydı. İkili bağ yapılarında bulundurmamalıydılar. Bu da doğru. Dolayısıyla 1, 2 ve 3. ifadelerin hepsi nedir? Doğrudur kıymetli gençler. Şuraya gelelim. C2H6 molekülünün klorlanması sonucu aşağıdaki ürünlerden hangisi oluşur diye sormuş.
Tabii klorlanma halojenlerle yer değiştirme tepkimesi olacaktır. Dolayısıyla buradaki 6 hidrojenin 6'sı da klorla yer değiştirebilir. Sadece bir tanesi değiştirebilir, iki tanesi değiştirebilir. Bu şekilde bileşikler ne yapacaktır? Oluşacaktır kıymetli gençler. Bakalım C2H5Cl. Dolayısıyla C2H6 idi. Hidrojenlerden bir tanesi klorla yer değişti. Dolayısıyla C2H5Cl oluşabilir. Bu doğrudur. Olur kıymetli gençler. Eğer C2H4Cl2O bu da olur. Bu da olur çünkü bu sefer de 6 tane hidrojen vardı. 2 tanesi klorla yer değiştirmiş anlamına gelir. Bu da gene oluşabilir kıymetli gençler. Cl2 demiş. Bu da durma reaksiyonları sırasında klor radikali ile klor radikali hatırlarsanız birbiriyle birleşip durma reaksiyonun durması sırasında Cl2 molekülünü ne yapabiliyorlardı? Oluşturabiliyorlardı. Dolayısıyla sonuçta bu da oluşabilir. Bir de buna bakalım kıymetli gençler. C4H10 oluşur mu acaba? Hatırlayacağınız gibi radikaller oluşurken mesela C2H6'dan bir hidrojen koptuğunda C2H5 radikali de oluşabiliyordu. Dolayısıyla C2H5 radikali ile başka bir C2H5 radikali birbiriyle karşılaşırsa şu şurayla bağ yapacaktır. O zaman da C4H10 yapısı oluşacaktır. Yani durma reaksiyonu sırasında yan ürün olarak etil radikali ile diğer etil radikali birleşerek bütanı ne yapabilirler? Oluşturabilirler. Dolayısıyla bu da oluşacaktır kıymetli gençler. Buradaki maddelerin hepsi ne yapabilecektir? Oluşabilecektir. Şurada tekrar göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz hidrojenlerden sadece bir tanesi klorla yer değiştirirse C2H5Cl oluşacaktır. Yok eğer iki tane hidrojen klorla yer değiştirirse o zaman da C2H4Cl2 oluşacaktır. Klor radikali ile klor radikali birleşirse Cl2, CKH5 radikali ile CKH5 radikali oluşup da birbirleriyle birleşirse C4H10 oluşacaktır. Dolayısıyla buradaki maddelerden hepsinin oluşma ihtimali vardır. Cevap olarak hepsi diyoruz kıymetli gençler. Böylece alkanların kimyasal reaksiyonlarını bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde izomerlik nedir onu anlatacağız kıymetli gençler. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar ve sevgiler ve kendim için de aboneler diliyorum. Görüşmek üzere.